Evet, geldik bakın üçüncü kuralımıza. Şimdi üçüncü kuralımız bizim için önemli bir kural. Çünkü hatırlayın, kural 1 ve 2'de sürekli ne diyorduk? Eşitsizlik yön değiştirmez. Ne zaman yön değiştirmiyordu? Pozitif bir sayıyla çarpar ya da bölersem. Eşitsizliğin her iki tarafına aynı sayı ekler ya da çıkartırsam eşitsizlik yön değiştirmiyor. Ancak şimdi diyoruz ki eşitsizliğin her iki tarafı negatif bir sayı ile çarpar veya bölünürse eşitsizlik yön değiştirir. Bakın, yön değiştirmeye kadir olan iki durum var. Bunlardan bir tanesi ve en çok karşılaşacağın olan eşitsizliğin her iki tarafının negatif bir ifadeyle çarpılması ya da bölünmesi. Yani demek istediğimiz şey şu: A eğer B'den küçük, C de sıfırdan küçükse ve ben eşitsizliğin her iki tarafını C ile çarparsam, bakın, A çarpı C, B çarpı C. O zaman eşitsizliğin yönü değişir. Çünkü negatif bir sayıyla çarpınca eşitsizlik ne yapacaktır? Yön değiştirecektir. Ya da ben her iki tarafı C'ye bölünce de eşitsizlik ne yapacaktır? Yön değiştirecektir. Dolayısıyla bir ifadeyi negatif bir sayıyla çarpmak ya da bölmek eşitsizliği ne yapacaktır? Yönünü değiştirecektir. Bakın, mesela diyelim ki eksi 7 küçük eksi 2x artı 1 küçük 11 dedim. Dedim ki buna göre x'in alabileceği değerler kaç tanedir falan falan falan. Dedim ki artı 1'i kural 1'e göre eksi 1 olarak attım. Eksi 8, eksi 2x ve 10 mu? Dedim ki eşitsizliğin her iki tarafını ne yapıyorum? X'in öndeki katsayı olan eksi 2'ye bölüyorum. O zaman dedim ki eksi 8'i eksi 2'ye bölersem 4. Negatif bir ifadeye böldüğüm için eşitsizliğin yönü gitti. X negatif bir ifadeye böldüğüm için eşitsizlik yön değiştirdi. Eksi 5 oldu. Yani 4 büyük x büyük eksi 5 ya da tam tersi aynı şeydir. Eksi 5 küçük x küçük 4. Dolayısıyla negatif bir sayıyla çarpmak ya da bölmek eşitsizliğin ne yapacaktır? Yönünü değiştirecektir. Lütfen unutmayın, yön değiştirmeye kadir olan iki şey var. Birincisi ve en önemlisi nedir? Negatif bir sayıyla çarpar ya da bölersem eşitsizlik ne yapacaktır? Yön değiştirecektir. Pozitifte yön değiştirmez. Herhangi bir şey ekler çıkarsan yön değiştirmez ama negatifte ne yapacaktır? Yön değiştirecektir. Gelin bakın örneğimizde bunu ne yapalım? Pekiştirelim. X küçük 0 olmak üzere. Yani x nasıl bir saymış? Negatif. 2xy eksi 6x büyük 0 olduğuna göre. Bakın yazdım. 2xy eksi 6x büyük 0. Diyor ki x'in alabileceği, düzeltiyorum, y'nin alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır? Şimdi benden y'yi istediğine göre ben y'li ifadeyi normal eşitlik gibi düşün. Yalnız bırakmaz mı? Evet. Eksi 6x'i attım öbür tarafa, artı 6x olarak. O zaman burası ne oldu? 2xy büyük 6x. Dedim ki ben y'yi aradığıma göre her tarafı neye böleyim? 2x'e böldüm. 2x'e bölersem o zaman bununla bu sadeleşti. Burada ne kaldı? Y. Şimdi eşitsizliğin yönünü koymuyorum. Sonra yazacağım. X'ler gitti. 6'yı 2'ye böldüm. 3 oldu. Şimdi bakın. Paydaya bakın. X. X. Demek ki ben eşitsizliğin her iki tarafını x'e bölmüş müyüm? Evet. X'e sıfırdan küçük bir sayı değil mi? Evet. O zaman eşitsizliğin yönü neydi? Büyüktü. Ne olacak? Küçük olacak. Yani eşitsizlik ne yapacak? Negatif bir sayıyla çarpıldığı ya da bölündüğü için yön değiştirecek. Burayı lütfen atlamayın. 2008 KPSS lisans sorusunun bir benzeridir zaten bu. O zaman y'nin 3'ten küçük olduğunu biliyorum. O zaman maksimum y, yani y'nin alabileceği en büyük tam sayı değeri hangisidir? 2'dir diyoruz. Yani burada yapman gereken şey her iki tarafı x'e böldüğüm için eşitsizliğin yönünü ne yapmak? Değiştirmek. Eşitsizliğin yönünü değiştirdim. O zaman da dedim y 3'ten küçükmüş. Y'nin alabileceği maksimum değer de nedir? 2'dir. Peki o zaman gelin bir başka örneğimizi çözelim.
olduğuna göre diyor aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? Bakın buraya. Eksi B. Bunu buraya atarsam A B'den büyük çıkmaz mı? Güzel. O zaman şuraya yazıyorum bakın. A çarpı C. İkinci eşitsizliği. B çarpı C değil mi? Ben dedim ki eşitsizliğin her tarafını ne yapayım? C'ye böleyim. O zaman eşitsizlikle C'ler gitti. Burada ne kaldı? A. C'ler gitti. Burada ne kaldı? B. A B'den büyük çıktı mı? Buna göre evet. Şimdi bak buraya. A zaten B'den büyüktü. Buraya gel. A gene B'den büyük. A B'den büyük. Bu da A B'den büyükse eğer. Benim böldüğüm C eşitsizliğin yönünün değişmesine sebep olmuş mu? Hayır. Olmamış. Çünkü A büyük B'ydi. Hala A büyük B. O zaman eşitsizlik yönü değiştirmemişse böldüğüm C ne olmalı? Sıfırdan büyük olmalı. Eğer şöyle çıksaydı burası. A küçük B. Şuraya bak. Yani şuraya yazayım. A küçük B çıkacaktı. Eşitsizliğe bak. A büyük B. Eşitsizliğe bak. A küçük B. Eşitsizliğin yönünü değiştirmeye kadir olan ne vardı? Negatif bir ifadeyle. Çarpmak ya da bölmek. Ben her iki tarafı neye bölmüştüm? C'ye. C'ye böldüm ve eşitsizlik yönünü değiştirmişse o zaman ne diyecektim bu sefer? C sıfırdan küçüktür diyecektik. Dolayısıyla basit eşitsizliklerdeki temel mantık bu. Lütfen burayı unutmayın. C büyük sıfır dedim. Niye? Yön değiştirmemiş. Eğer yön değiştirseydi bu sefer ne diyecektim? C sıfırdan küçük olmalıdır diyecektik. Buralar lütfen dikkat ediniz. Peki o zaman devam edelim. Bakın diğer kuralımızla. Kural 4. Eşitsizlikler yalnız ve yalnız taraf tarafa toplanır. Çıkarma, çarpma veya bölme yapılamaz. Yani ben sadece eşitsizlikleri taraf tarafa toplayabilirim. Çıkarma, çarpma ya da bölme asla asla taraf tarafa yapamam. Yani demek istediğimiz şey şu. A küçük x küçük b. C küçük y küçük d. Ben şunu yazabilirim. Taraf tarafa topladım. A artı c, x artı y, b artı d. Yani taraf tarafa toplanabilir eşitsizlikler. Şöyle bir şey yazsam. Yani a eksi c küçük x eksi y, o da küçük b eksi d. Bu normal hayatta gerçek değildir. Bu ancak nerede gerçek olur? Türk filmlerinde. Normal matematik dünyası içerisinde asla ve asla taraf tarafa çıkartma diye bir şey olamaz. O yüzden lütfen bunu aklınızdan tutun. Sadece taraf tarafa toplama yapabilirim. Ve toplarken de bakın şunları vereyim size. Eğer her ikisi küçükse toplamda küçük. Her ikisi bu şekilde ise küçük eşit. Biri küçük, biri küçük eşitse küçük. Unutmayın. Yani her ikisi eşitlik olmadığı sürece her ikisinde eşitliği koyamıyorum. Bakın birinde var, birinde yoksa eşit olmayanı, yani küçüğü kabul ediyorum. Aynı şey büyük için de geçerli. Zaten ikisinde yoksa direkt nedir? Ya küçük ya büyük biçiminde. Ne yapıyorum? Düzenleyerek işlem yapıyorum. Peki o zaman gelin. Özelliğimizi hemen ne yapalım? Bir örnekle pekiştirelim. Dedim ki eksi 4 küçük eşit x küçük 7, eksi 5 küçük y küçük 10 eşitsizlikleri veriliyor dedim. A. X artı y için konuşuyorum. Yani x artı y için ne diyorum? Çözüm kümesi alabileceği tam sayı değerleri maksimum minimum konuşacağız. Dedim ki ben bu iki ifadeyi şöyle düşünüyorum hemen. Taraf tarafa toplayın. X artı y istediğini gör. Eksi 9. Küçük eşit küçük. İkisinde eşitlik olmayınca almıyorum. X artı y ve 17 yazdım. Dolayısıyla x artı y'nin aralığı neymiş? Eksi 9, 17 aralığı. Yani o zaman çözüm kümesi. Eksi 9, 17. Eşitlik olmadığı için her ikisi de nasıl parantez? Normal. D
Dedim ki x artı y'nin alabileceği tam sayı değerleri. Ne yapıyordum tam sayı değerlerinde? Sınırları birbirinden çıkart. 17 eksi eksi 9. Yani 26. Her ikisinde eşitlik olmadığı için eksi 1 ile 25. Sonra dedim ki x artı y'nin alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır? Ne yapıyordum? Sınıra koştum gittim. Ne var sınırda? 17. Dahil mi? Değil. 10'a en yakın tam sayı değeri hangisi? 16. X artı y'nin alabileceği en büyük tam sayı değeri. Geldim minimum x artı y'ye. Eksi 9'a gittim en küçük değerine. Dahil mi? Değil. O zaman 10'a en yakın tam sayı değeri hangisi? Eksi 8'dir dedim. Dolayısıyla x'in minimum x artı y'nin alabileceği en büyük tam sayı değeri neymiş? Eksi 8. En büyük hangisi? 16. Tam sayı değerleri 25. Çözüm kümesi eksi 9, 17 açık aralığıdır diyeceğiz. Güzel. Peki o zaman aynı eşitsizliğe göre ne yapalım? Devam edelim. B diyelim. Bu sefer de x eksi y için konuşalım. Neydi? Eksi 4 küçük eşit x küçük 7. Eksi 5 küçük y küçük 10 değil miydi eşitsizliğim? Evet. Bu sefer x eksi y'yi istiyorum. Şimdi ben taraf tarafa çıkartma yapılamaz dedim sana. Taraf tarafa çıkartma yapamayacaksın o zaman. Güzel. O zaman ben ne yapmalıyım? Şöyle. Bilinmeyen ya da istenen ifadeyi önünde kaç sayı varsa kaç sayı, işaret varsa işaretiyle beraber düşünün. Yani ben şunu düşünüyorum önce. Artı x. Sonra elimdeki aralığa bakıyorum. Artı x diye bir aralık var mı? Var. Yazıyorum aynen. Eksi 4 küçük eşit x küçük 7. Güzel. Şimdi aradığım ne? Eksi y. Peki elimde eksi y diye bir aralık var mı? Yok, y var. O zaman ben eşitsizliğin her iki tarafını eksiyle çarparsam. Yani bu şekilde. Ne olacak? Eksi eksi 5 yani artı 5. Negatif bir sayıyla çarptığım için eşitsizlik yön değiştirdi. Eksi y. Negatif bir sayıyla çarptığım için eşitsizlik yön değiştirdi. Eksi 10 dedim. Ve ben bu ifadeleri taraf tarafa toplayacağım. Ancak dikkat et, eşitsizliklerin biri Konya, biri Anya istikametine bakıyor. Yani biri Anya, biri Konya istikametine olduğu için taraf tarafa ne yapamam, bunları toplayamam. O zaman düzenliyorum bakın. Eksi 4 küçük eşit x küçük 7. Bunu da buradan okuyorum. Diyorum ki eksi 10 küçük eksi y küçük 5 diyorum. Ya böyle yaparsın ya da bakın eksi, bu aralık için konuşuyorum. Bir aralığı negatif bir ifadeyle çarpacaksan eğer en içtekiyle çarpmaya başla. Eksiyle onu çarptım eksi 10. Ve bu sırayla yaz. Küçük eksi y küçük 5. Bakın direkt hiç çevirme yapmadan aslında burayı ne yapmış oldum? Bulmuş oldum. Negatif bir ifadeyle çarpacaksan en içteki değerle çarpmaya başla ve direkt bu şekilde soldan sağa doğru yazarak işlemi ne yapabilirsin? Direkt sonlandırabilirsin. Peki gelin bunları taraf tarafa toplayalım. Eksi 14 küçük eşit küçük, tabii ki küçük. X eksi y küçük, ne olacak? 12. O zaman çözüm kümesi. Eksi 14 12 aralığı. Her ikisi de ne olacak? Eşitlik olmadığı için açık. Dedim ki tam sayı değerleri 12 eksi eksi 14 yani 26. Her ikisinde eşitlik olmadığı için eksi 1 yani 25. Güzel. Dedim ki maksimum x eksi y yani x eksi y'nin alabileceği en büyük tam sayı değeri. Dedim ki 12 dahil olmadığı için en yakında ne var? 11. Minimum x eksi y yani x eksi y'nin alabileceği en küçük tam sayı değeri. Eksi 14 dahil olmadığı için ona en yakın hangisi var? Eksi 13. Ve dolayısıyla da maksimum x eksi y 11, minimum x eksi y de eksi 13 ile ne oldu? Sonuca ulaşmış olduk. Yani çıkarma işlemi varsa eğer x eksi y gibi hemen ne yapıyorum? İşaretiyle beraber düşünüyorum. Ondan sonra eksiyle çarpıp düzenliyorum. Ama gene de ne yapıyorum her zamanki gibi? Taraf tarafa toplama metodu. Güzel. Peki gelin bir de bunun C şıkkına bakalım. Şimdi C şıkkında da x çarpı y için konuşacağız.
Eksi 4 küçük eşit x küçük 7. Eksi 5 küçük y küçük 10. Sanırım böyleydi eşitsizliğimiz. Şimdi ben dedi ki x çarpı y aynı x artı x eksi y gibi x çarpı y'yi sordu. Sen hemen şunu yapacaksın. Diyeceksin ki önce şöyle bir çizgi çekeceksin. Sonra bu çizgide x'in neyini arıyorum? Sınır değerlerini. Eksi 4'e 7 yazdım. Bu tarafa x'i yazıyorum. Bu tarafa y'yi yazıyorum. Eksi 5'e 10 yazdım. Sonra dedim ki dahil olan kim? Eksi 4. Eksi 4'ü. Dahil olanları yuvarlak içine alıyorum. Dahil olan bir tek eksi 4 olduğuna göre onu yuvarlak içine aldım. Sonra şunu yapıyorum bakın. Buraya da neyi yazmıştım? Y'yi yazmıştım. Sonra da dedim ki ben sırasıyla buradan seçtiğim değeri o iki sayıyla çarpacağım. Eksi 5 ile eksi 4'ü çarptım. 20. İkisi dahil olmadığı sürece dahil etmiyorum. Etmedim. Eksi 5 ile 7'yi çarptım. Eksi 35. Dahil değil. Geldim buraya. 10 ile eksi 4'ü çarptım. Eksi 40. 10 ile 7'yi çarptım. Artı 70. Hiçbirine olmadı. Dahil olmadı. Güzel. Bulduğum bu 4 değerden en küçüğü hangisi? Eksi 40. En büyüğü hangisi? 70. Demek ki x çarpı y eksi 40 ile 70 aralığındaymış. Yani şunu yaptım. Çizgiyi çektim. X'i buraya, y'yi buraya yazdım. Ve sırasıyla her birini burada da gördüğüm iki sayıyla da çarptım. Önce eksi 5'i sonra 10'u çarptım buradaki sayılarla. 4 tane sonuç buldum. En küçüğü sola, en büyüğü sağa yazdım. Çözüm kümesi. Eksi 40, 70 aralığı. Her ikisinde de eşitlik olmadığına göre açık aralık. Dedim ki x çarpı y'nin alabileceği tam sayı değerler. 70 eksi eksi 40. Yani 110. İkisinde de eşitlik olmadığına göre 1 çıkarttım. 109 tane x çarpı y'nin alabileceği tam sayı değeri varmış. Geldim. X çarpı y'nin alabileceği en büyük tam sayı değeri. Gittim sağdaki sınıra artı 70. Dahil mi? Değil. En yakın tam sayım hangisi artı 70'e? 69. Dedim ki x çarpı y'nin alabileceği en küçük tam sayı değeri. Gittim en sola. Eksi 40 dahil olmadığına göre en yakında ne var? Eksi 39. Dolayısıyla işte çözüm kümesi, tam sayı değerleri, x çarpı y'nin en büyük en küçük değerleri dediğinde işte ne yapıyormuşum? Bu şekilde işlem yapıyormuşum.